Bana bir yerde doskada kızılmaya doğrusaki bu kadar malumat yazılgen. Demek kızılmayanı ildiz işletilendi. Radisiz gliserizdir. Kızılmaya ildizdir. Gliserize glabra adı kızılmaya. İkincisi gliserize uralensiz oral kızılmayası. Ailesi dükkak daşlar. Ha baksın. Bu osimlikler kop yıllık. Mesela adı kızılmaya bir yarım metre geçe belenlikte böyle degen osimlik. Yer o askı orgulları cüda hem yakşı terakki etken. İldiz payası vardı, ildiz paya bile, ildiz paya ildizge otuş cahide, ildiz boğazıdan her tarafke yer aslında gerzantal cahileşken yer aslı nodaları buladı. Ulardan malum bir cahide kurtakla çıkıp yer üstüge osimli çıkadı, yer aslıge ildizler ketadı. İldiz payası bir neşter. Silindir şeklinde yukarı kısmı şahlanan ya da şahlanmayan. Barikleri bentli, tak, patli, mürekkep. Ayrım barik bölekçeleri lanset suman ya da tuxum suman, çetli tekis kralı, biraz tüklü hem bazen özüden yapışkı, suyğulu hem acıratabilen bezleri var. Gülleri bar koltuğundan osup çıkan şingilge toplangan. Rengi kızgış, binapşa rengli. Gül tevaragi. Mürakkab, gül kosaca bargılar var, gül tajırsı ham var. Hamması demek güllere kızgış, binapşa rengli dedi. Tüzülüşü boyca kapalak simanlar tüzülüşge ege. Yani 5'te gül tajı bargıdan 2'tesi kayıkçanı hasıl kıladı, 2'tesi eşkeyli, 1'tesi yelkenli. Ataligi 10'ta bittesi ayrı, 9'tası birleşken. Meyvesi dükkak. Dükkak endi doğru ya ki biraz kayrılgan. Kop uruklu. Endi ikide kızılmayanı türü birbirinden asosan şu gülü hem meyveleri boça farklıdır. Oral kızılmiyasını gülü cüda güç kub buladı. Meyveyem demek kub hasıl buladı. Hem o biraz orak zaman kayrılgen buladı. Asosan şundan farklıladı. O simli kent tarkalgen. Asosan bu short tupraklı çöllerde kub uçuruydu. Su boylarda, nemli caylarda. En katta bunu osadigan joylari asosan O'rta Osiyo hududida. Masalan, Amudarya havzasida, Hamsir darya, Baltash ko'li atrofida, Turkmeniyada juda ko'p, Turkmanistonda, O'zbekistonda bor katta buni zapaslari o'zi hamma yerda o'sadi, lekin juda ko'p o'sadigan joy masalan, Qoraqalpoq atrofida, Xorazm viloyati atrofida shu yerlarda tayyorlanishi mumkin. Lekin en katta sabık SSR'de tayyarlanan rayonu bu Türkmenistan kısamlarıdır. Türkmenistan, Şimali Kazakistan, yine yani başka respublikalar. Mesela Don, Dnepr deryaları boyda hem, Kapkaz'daki deryalarını boyda hem, cüda katta osadgan dalalarını tashkil qilardi. Cüda yaxşı terakki etken için bunu yer oski organı, bunu albatta kurakına kovla balış mümkün ketmamına ancak keyin. Şunun için kopunca şu sokalar yardımında haydab alınadı traktör bilen ve keyinçeli arkasından yürü bunu yığıladı. Uru birbirine kalkıp tırpağını biraz çürüp neka garam kılı uyup koyuladı. Üstüde kamış taşap koyuladı. Her zaman da aylantırıp türüledi. Kuruşu için şu bilen birge tırpallardan ham birbirine urulup tozalanadı. Ben de o zaman köpünce kumlu caylar bugün için ona kanka lahiler hasıl bu miydi? Kumlar on salimden çüşüp etedi. O simlikli yer oski kısmı asasen bütün kış boyu tayyilenişi mümkün. O satgen cayga karab. Köpünce şu kuzdan mart, april geçeyin tayyilenişi mümkün.
Endi asosan qayerda o'sganiga bog'liq. Iqlimiga, o'sha joyni iqlimiga bog'liq. Shunday qilib biz natural holidagi, ya'ni tozalanmagan ildizni tayyorladik. Radikis glisirizi natural. Odatda bundan 3 xil mahsulot tayyorlanadi. 3 xil ko'rinishda. Tozalangan ham, 2 marta tozalangan ham tayyorlanadi. Buning uchun ildizlar biroz so'litiladi-da, keyinchalik mashinalar yordamida yoki pichoq bilan ustidagi bo'lgan proka qismini, poka qismini qirib tashlanadi. Endi 2 martaba tozalanganini tayyorlash uchun uning uchun biroz so'litilgandan keyin odatda yo'g'on to'g'ri ildizlar shu tayyorlanish vaqtida shikastlanmagan ildizlar tanlab olinadi. Ko'pincha kurak bilan kovlab olingan bo'ladi ildizlar. Ularni yaxshilab tozalanadi, hech qanaqangi ustida tozalanmagan chala tozalangan ildizlar bo'lishi kerak emas. Uni endi bir marta tozalangani radikis glisiriza mundatta deyiladi, ikki marta tozalangani radikis glisiriza bismundatta deyiladi. Ustki ko'rinishi bo'yicha demak, agar tozalanmagan bo'lsa, usti qo'ng'ir rangli pokat bilan qoplangan, bo'yiga burishgan ildizlar pokagi agarda tozalangan bo'lsa, demak, ustida pokak bo'lmaydi. Ildizni ichki ko'rinishi bu sariq rangli. Ser tolalik, onsonlikni tolalaga ajraladi. Mazasi juda ham shirin. Hidi yo'q desak ham bo'ladi. Endi ba'zi zavodlarda ildizdan qirqib kubik shaklidagi bo'lakchalik mahsulot ham tayyorlanadi yoki butunlay maydalab parashok holidagi mahsulot ham tayyorlanadi. Endi sizlar mikroskopiyasini qilasizlar. Mana bu yerda endi mikroskopiyani tuzilishi berilgan. Biz kondalang ham bo'yiga kesib ko'ramiz ildizni. Demak, bu tozalangan ildiz bo'lgani uchun yuqorida poka qismi yo'q. Demak, ikkilamchi posloq mana kambiya kambiyadan pasi bo'lsa, bu kislema, yoqchi qismi. Nima bu yerda juda ham xarakterli. Mana qaranglar. Ham posloq qismida, ham yog'och qismida guruh-guruh-guruh bo'lib joylashgan juda ko'p lub tolalar ham libriform bor. Endi juda yirik suv naylari bor. Suv naylari traxeyalardan o'ralgan bo'ladi. Yirik mana bu yerda solingan rasmi mana yuqoriga qarab davom etadi. Yirik o'zak nurlari bor. Bularning hujayrasida kraxmal donachalar juda ko'p bo'ladi. Mayda avval shaklidagi. Endi eng muhim belgilaridan shu ildizga xos bo'lgan narsa bu mana bu yerda solingan mana bu narsa. Bu o'z funksiyasini ham ko'rinishini yo'qotgan lub tolasi. Hujayra holida ko'rinmaydi. Qanaqadir bir kulrang shaklida hujayralik tuzilishini yo'qotgan massa holida ko'rinadi. Mana shu bu o'simlik uchun juda xos belgidir. Undan tashqari agar uzunasa kesib ko'radigan bo'lsak, birinchida bu tolalarni uzunasiga ko'ramiz, usti kristallar bilan qoplangan. Ikkinchidan mana bu yirik sunaylari bochkalarni birini ustiga birini xuddi taxlab qo'yganda ko'rinadi. Shuning uchun bochkasimon teshikli sunaylar deymiz. Mana shular juda ham bu o'simlik uchun xos bo'lgan belgi hisoblanadi. Kimyoviy tarkibi. Tarkibida albatta triterpin saponinlar bor. Asosiy birikmasi bu gliserizin degan
sapanın tertirpen glikozit. Glisirizin. Glisirizin 24% geçe bölüşü mümkün. En kem miktarda demek ki 3.2'de 24% geçe. Glisirizinden taşkarı kop miktarda flavonoidler var 4% geçe. Cüda kop flavonoidler bulan tohtal oturmayman. Kiyen yana krahmal kop miktarda var 34% geçe bölüşü mümkün. Başka polisakharidler ham monodisakharidler var. Pektin maddeler var, aşılavçı maddeler var, mineral maddeler var. Şu bilen birge yana mesela açık madde, asparagin ve başkalar var. Asası birikmesi bu gliserizin. Gliserizin bu üç asaslı triterpin glikazit. Parçalanganda hasıl kıladı. Gliseritin kislatasını, gliserizin bu asası glikazide, gliserizin. Bu ham üç asaslı kislata. Lekin parçalanganda gliseritin kislatasını hasıl kıladı. O bir asaslı kislata, aglukonu, ham iki molekula glukuron kislata ajralıp çıkadı. Demek bir yerde kant yok, glikazit bu sakın. Kant ornada glukuron kislataları iki molekula. Ular ham kislata bo'lgani uchun birgalikda uch asosli kislata hosil qiladi. Ajralgandan keyin hammasi bir asosli bo'lib qoladi. Gliserizin ko'pirish xossasiga ega. Shirin mazali, sariq rangli kristal holdagi modda. Suvda yaxshi eriydi. Lekin qon eritrositlarini gemoliz qilmaydi. Parçalanıştan hasıl bölgen gliseritin kislatası bulsa, kan eritrositlerini eritiş hassası geyiyor. Şunun için kızık indi bu yerde. O zaman hakiki glikazitlere girmedi çünkü kan kısmı yok. Onun da glukuron kislatı. Hem gliserizm, gemoliz ham vermedi. Fakat yakışı kopuradı. Ayında parçalanganından kengizden de bu hakiki nemaga kiradi, sapanilarga kiradi. Endi boshqa birikmalar to'g'risida ma'lumot to'xtalib o'tirmay qo'yqali, glukuron nima oral qizil miyasining tarkibida shu moddalar bor. Lekin shu bilan birga uralin glukuron kislota degan birikma ham bor. Uralina glukuron kislata bu gliserizinga juda yaqin, faqatgina bitta OH bilan farq qiladi. Nimaga ishlatiladi? Qizil miya gliseriza. Qizil miyani ildizi juda keng qadimdan tibbiyotda ham farmatsevtika amaliyotda ishlatib kelinadi. Asosan o'zi şu nefes alış yolları kasallıkta, yalıklanış, şamallaş kasallıklarda balgam koçuruşu madde sıfatı da. Asosiy işletilişi şu, hem biraz yengil sürgü doğru sıfatı da beriledi. Şu bilen birge, kinçelik anıklengen, mesela manaşı gliserizin birikmesi. Organizmdagi bo'lgan tuz suv almashish jarayoniga ta'sir ko'rsatadi. Hamda biroz gormonal ta'sirga ham ega. Shuning uchun bundan olingan ba'zi preparatlar, masalan, gliseran degan preparatni bu gliseran shu gliserizinni ammoniyli tuzi. Bu bazı allergik kasalliklarda ham astmani davolashda ishlatiladi. Allergik dermatozlarda, yani
teri kasalliklerde, egzimanı devalaşta ve başka kasalliklerde işletilirdi. Mana şu preparatlar kortikosteroidlerine okşar tasirge ege. Endi o'simlikdan likveriton degan preparat ham olingan. Likveriton bu ildizni flavonoidlarni yig'indi preparati. Demak, bu saponin emas. A likveriton asosan mig'da ichak yara kasalligida ishlatiladi. Bu preparat xuddi shuningdek yana gastrit kasalligini ham davolashda qo'llaniladi. Spazmolitik ta'sirga ham ega. İldizdan parashok tayyorlanadi. Mayda qirqilgan mahsulot tayyorlanadi. Quyuq ham quruq ekstraktlar tayyorlanadi. Sirop tayyorlanadi. Mana shu quyuq quruq ekstraktlari ham parashogi mana shu farmatsevtika amaliyotida pilula hab dori tayyorlashda qo'llanilardi. Hozir endi dorixonalarda hab dori tayyorlanmasa ham kerak. Undan tashqari mayda qirqilgan bo'lakli ildizlar bular ko'krak yig'indisidan keyin surg'i sifatida ishlatiladigan CD hayti degan ham balg'am ko'chiruvchi yig'indilarni yig'malarni choylarni tarkibiga kiradi. Siropi bo'ladigan bo'lsa, shu suyuq dorilarni ta'mini yaxshilash uchun, shirin qilish uchun ishlatilar edi. Parashokda qizil miya murakkab parashoki tayyorlanadi. Esingizda bo'lsa, aytib o'tilgan edi. Agar aytilmagan bo'lsa, bundan keyin o'tamiz. Masalan, sano o'simligi bor. O'shanda parashok ham shunga qo'shiladi-da. Keyin fenxil o'simligini urug'ini mevasini parashok ham qo'shiladi. Murakkab qizil miya parashok tayyorlanadi. U surg'i sifatida ishlatiladi. Endi flavon preparatlari to'g'risida men sizlarga to'xtalib o'tirmayin. Faqat bitta likveritonni aytdim. Likorazit ham tayyorlanadi. Endi uni flavonoidlarda sizlarga aytib o'tinglar. Keyingi o'simligimiz polimonium o'simligi. Uni ildiz poyasimdan ildizi ishlatiladi. Rizomatta cum radicibus polimone o'simlikning nomi polimonium Leum ailesi polimoniası. Demek polimonium ildiz poyası bilen İldizler. Zangori polimonium polimoniya daşlar ailesine kiradı. Bu osimlik boyu 120 santimetre geçe boradiga ko'p yillik o't o'simlik. Yer ostida gorizontal holda joylashgan oqish kulrang rangli ildiz poyasi bor. Ujida ko'p mayda
kulrang yoki oqish ildizlar bilan o'ralgan. Bir qancha poya chiqaradi. Poyasi tik o'suvchi. Yuqori qismi shoxlangan bo'lishi mumkin. Barglari tok patsiman murakkab bo'lib, bandi bilan ketma-ket joylashgan. Barg bo'lakchalari tuxumsimon yoki lansetsimon. Gul to'plami shu buni shingil desak ham bo'ladi. Shingil tipida gul tevaragi murakkab 5 ta gul kosacha bargi bor, ham 5 ta gul tojisi bor. Gul tojlari oq yoki bo'lishi mumkin havarang yoki sal to'qroq ko'k rangda bo'ladi. Meyvasi ko'p urug'li kosakcha. O'simlik asosan çöl, orman çöl hududida namlik joylarda tarqalgan. O'zbekistonda bu o'simlik uchramaydi. Shu suv bo'ylarida, botalar orasida, nam joylarda o'sadi. Kuzda yer osti o'rgini kovlab olinadi, yuviladi. Keyin kerak bo'lsa kesib, quyoshda quritiladi. Demak, mahsulot tipida garizontal holda joylashgan, haliga aytgandek oqish kulrang rangli ildiz poya ham juda ko'p ildizlar bilan o'ralgan holda quritilgan shu mahsulot hisoblanadi. Endi kimyoviy tarkibi. Tarkibida triterpen sapaninlar bor. 30% gacha bo'lishi mumkin. Undan tashqari organik kislotalar, uglevodlar, smola va boshqa birikmalar bo'lishi mumkin. O'simlikni gemolitik indeksi 1 ning nisbati 11 mingga teng. Glik ajratib olgan sapaninlar yig'indisini gemolitik indeksi bo'ladigan bo'lsa, u 1 ning nisbati 100 ming 200 mingga teng. Ishlatilishi. Polimonium o'simligini sapaninlari balg'am ko'chiruvchi ham biroz tinchlantiruvchi ta'sirga ham ega. Shuning uchun asosan shu yuqori nafas yo'llari shamollaganda o'pka kasalliklarida balg'am ko'chiruvchi vosita sifatida qaynatma holida berib ishlatiladi. Gnafalium o'simligi bilan birgalikda, demak ham uni qaynatmasi, ham bu o'simlikni yer osti organini qaynatmasi birgalikda mig'da 12 barmoq ichak yara kasalligini davolashda qo'llaniladi. Keyingi o'simligimiz jenshen. Jenshenni ildizi ishlatiladi. Radices ginzen. O'simlik Panaxis ginzen. Jenshen yoki ba'zan aytishadi oddiy jenshen. Yoki Panaxis jenshen desak ham bo'ladi. Oilasi Araliaceae. Aralia doshlar. O'simlik ko'p yillik o'simlik. Bo'yi 50 santimetrgacha borishi mumkin. O 70 santimetrga ham borar ekan, lekin juda ko'p yashaydigan. 50 yil undan ko'p yashaydigan o'simlik. Yer ostida ildizi bor. Undan odatda poya o'sib chiqadi. Poyasi ko'p bo'lmaydi, bitta bo'lishi mumkin.
Paya çıkıyorsa üç silindir şeklinde. Yukarı kısmında bir caydan torta berk osu çıkardı. Bergi beş bölekli mürekkep berk. Mene mesela mabı bitti berk. Çünkü bir, iki, üç, dört, beş de bölge var. Şunda iki de paskisi küçük, üçte yukarıdası yirik bölgede. Şekli tuxum sumal, bazen elip sumal bölüşmeken, asasen tuxum sumal, çetli çizimi kırarlık. Bergleri aslında sekin terakki etdi. Şunun için aldın iki bölgeli, üç bölgeli bitti ki, iki de berk, inçelik üçüncü, inakin dörtüncü berkken hasıl bölgede. Malum bir davrdan keyin mana shu to'rtta barkni ortasidan gul o'qi o'sib chiqadi. Tepada gul o'qi oddiy shabadga to'plangan gullar bilan tamom bo'ladi. Gullari mayda, ko'rimsiz, besh bo'lakli. Shu biroz yashilroq rangda. Mevasi qizil rangli, ikkita uruqli hol meyva. O'simlik asosan bu uzoq sharqda bizda uchraydi. Shu tayganni namlik, g'ovat, tuproqliq tog' qiyalarida ancha qorong'iroq bo'lgan joylarda ko'pincha tog' qiyalarni shimoliy tarafida uchraydi. Kuzda meyvesi pişkenden keyin, meyvesi tökülgenden keyin yığıp alınadı. Kovlap alınadı da asta sekin ildizini ilacı barıça ildizge zarar yetkizmezden şunu malum bir kutuçalarga, kopinçe şu darakını poslağıdan kılınan kutuçaga tuprağından birgaz alınadı da keyin qabul qiluvchi punktlarga jo'natiladi. U yerda bo'lsa endi bu ildizni ildizga odatda odam ko'rinishini berib, ya'ni buning uchun mayda ortiqcha ildizlar qirqib tashlanadi, asosiy ildizlari qoldiriladi-da, ham yuqoridan o'simlikni poyasini qoldig'idan tozalanib, keyin yoki quritiladi, yoki quritilmasdan dori olishdan jo'natiladi yoki ko'p miqdori bir vaqtlari eksportga ketadi. Shunday qilib mahsulot sifatida ildizi ishlatiladi, tayyorlanadi. Ildizi bo'lsa, bunda qaraganda uni tanasi bor, asosiy ildiz. Umumiy ko'rinishi oqish kulrang rangli, uzunasiga biroz nima deymiz, biroz burishkan. Yukarı kısmında ildiz payası var. İldiz payası kudu adamın başını taşıl kıyandı. Yukarıdaki iki de ildizi kolunu, hem pastaki iki de ildizi ayağını. Şundaki de umumi görünüşü ayakı okşadı. Ginzeng ya da Shinzeng, Jenshin namı kıyandı. Bu ildiz adam degen mananı bildirdi. Hakikaten görünüşü cüda ham adamı esletedi. Agar sindiradigan bo'lsa, tekisinadi, ichi oqish rangli, o'ziga xos kuchsiz hidi bor, lovlatuvchi biroz shirinroq ham achchiq mazasiga ega. Endi bu juda ham qadimdan afsona bo'lib ketgan ildiz. Sharq tabobatida, ayniqsa sharqi janubi Osiyo davlatlarida qadimdan juda ham qimmat baholanadigan ildiz. Bir vaqtlari shu faqat podsholar, qarollar bir-biriga shuni ham taqdim qilar edi. Juda ham qimmat baho bir nima deymiz, bir sovg'a sifatida. O'z davrida ba'zan shu pul o'rnini ham bajargan. Tilla bilan bir xil baholanadigan ildizga kiradi. Nima uchun bunaqa? Nima sababdan? Hakikaten kimyo tarkibi juda ham murakkab. Buni tarkibida tetrasiklik triterpen sapaninlar var. Ularni har xil ataladi. Masalan,
bizde atalada osimlik panaks ginzen bo'lgani uchun panaksozidlar deyiladi. Panaksozidlar. Yapon olimlari ham yaxshi tekshirib ko'p bu o'simliklarni sapanni o'rgangan, ular ginzen gazetlar deb atadi. Ginzen so'zidan olingan. Bir qancha shunaqa sapaninlar bor. Undan tashqari tarkibida efir moyi bor. Polisaharidlar bor, sterinlar bor, fitosterinlar, vitaminlar juda ko'p, masalan, C vitamini B, 1, B2 va boshqa vitaminlar. Pektin moddalari bor, shilliq moddalar, mineral moddalar hammasi bor. Yetarli darajada bor bu moddalar ham juda yaxshi o'rganilgan. Endi sapaninlari bo'ladigan bo'lsa, asosan bu sapaninlarni 3 guruhga bo'lishadi. Jenshinni sapaninlarini. Bir guruhi bu panaxsa diol unumları, bir guruhi panaxsa triol unumları, bular tetrasiklik damaran tipidagi sapaninlarga kiradi. Üçüncü guruhi bo'lsa pentatsiklik alyanol kislotasini sapaninlari. Demak, u yerda aglikon asosan alyanol kislotasi hisoblanadi. Nimaga ishlatiladi? Endi umuman aytganda keyingi ma'lumotlarga qaraganda bu sapaninlar mana shu panaksatriol ham panaksadiollar yoki protopanaksadiol protopanaksatriollar damaran tipida 17-chi uglerod atomida 7 uglerod skeletida iborat bo'lgan birikmaga ega turg'un bo'lmagan steroid birikmalarga yaqin glikozidlarni ayrim bir tipini tashkil qilar ekan. Oshaning uchun ham ehtimol buni o'rganish ancha qiyin bo'lgan, chunki turg'un bo'lmagan birikma ekan. Nimaga ishlatiladi? Jenshin preparatlari parashok holda beriladi, nasoka tayyorlanadi. Bu organizmning umumiy tonusini ko'taruvchi. Ya'ni kishi fizik charchaganda, aqli charchaganda kishiga quvvat beradigan, kishini organizmini tonusini ko'taradigan quvvatlantiruvchi. Shu buni yana qaralarda nima uchun bu juda ham qimmat baholangan yoshartiruvchi ham jinsi organlarni gipofunksiyasida uni tonuslovchi vosita sifatida ishlatib kelingan, ishlatiladi. Hozir ham. Mana shunaqangi ta'siri bo'lgani uchun ham bu o'simlikka juda katta ahamiyat berilgan. Undan tashqari uzoq kasaldan keyin organizm juda holsizlanib chiqqanda kasaldan so'ng organizmga quvvat beruvchi keyin diabet kasalligini davolovchi vosita sifatida ishlatiladi. Bu o'simlik maydalik vaqtda tayyorlanmaydi. Masalan, 10 grammgacha bo'ladigan bo'lsa, yer osti organi umuman tayyorlashga ruxsat etilmaydi. Unaqa qabul qilinmaydi. Lekin endi kimdir biroq birinchi martaba ko'rgan bo'lsa, albatta birovni boshqa odamni olib qo'yishdan qo'rqadida, o'sha o'simlikning atrofini tozalab, yog'ochlar tiqib qo'yadi. Buni ko'rgan boshqa odam bilishi kerakki, bu o'simlikni undan boshqa bir odam oldin ko'rgan. Agarda shuni kovlab oladigan bo'lsa, juda ham qattiq jazolangan o'z vaqtida. Bu tayganning yozilmagan o'zining qoidasi.
Lekin odatda şu ko'pincha yaxshi ildizlar 40-50 gram atrofida bo'ladi. Lekin shunda vaqtlar bo'lganki 400 gramgacha bo'lgan og'irlikdagi ildizlar ham uchratilgan. Bu ildiz endi asosan uzoq sharqda tayyorlanadi. Taygada. Lekin keyinchalik buni o'sira boshlashdi. Mesela Moskva vilayatida şu Dilar teritoriyasida keyinchalik Poltava vilayati Ukrainada Berizatocha qishlog'ida dorivor o'simliklar savxoz bor o'shani teritoriyasida hamda Shimoliy Kavkazda Siberdada ham o'sira boshlashdi. Bu narsani toshqin sharoitida ham o'sirib ko'rishdi. O'sdi. Yaxshi bo'ldi. Masalan, botanik bog'i territoriyasida o'stirildi. Lekin albatta uni kimyoviy ham fiziologik ta'sirlari o'rganilmadi. Shuning uchun bir narsa deyishki, lekin hozir endi ekilayotgani yo'q. Keyingi o'simligimiz Araliya o'simligi. Araliya o'simligini ham ildizi ishlatiladi. Radicis Araliya Manjurics. Manjuria Araliyasını İldizi. O'simlikning nomi Araliya elata. Yoki eski nomi Manjur. Baland Araliya. Araliya doshlar oilasiga kiradi. Bu Araliya 3 metrgacha yetadigan juda tikanlik daraxtcha. Barglari bandli ketma-ket joylashgan tok patli bir necha martaba qirqilgan murakkab barg. Bo'lakchalari tuxumsimon chetlari tuxumsimon qirralik. Barkni pastki tarafi ayniqsa shu tomirlari bo'ylab joylashgan juda ko'p tikonlar bilan qoplangan. Gul to'plami ruvak. Gullari mayda, ko'rimsiz. Shu jenshinni bargiga o'xshab, guliga o'xshab tuzilgan. Demak, gul toji bargi 5 ta gulkosa barglar ham 5 ta mevasi 5 ta urug'li rezavar meva. Mana bu yerda rasman sop qo'yilgan anchagina to'q rangli. O'simlik asosan shu uzoq sharqda taygada uchraydi. Ildizi kuzda kovlab olinadi, turpoqdan tozalab yuvilib, keyin quritiladi. Shunda qilib mahsulot sifatida asosan ildizi bo'ladi. Silindr shaklida sindirgan vaqtda ichi oqish, usti qo'ng'ir yoki qo'ng'ir kulranglik, o'zi juda tolalik, mazasi yoqimsiz. Kimyoviy tarkibi. Tarkibida triterpen saponinlar bor. Undan tashqari aralin alkaloidi va boshqa birikmalar uchraydi. Tarkibida alkaloid saponinlarning yig'indisidan bir qancha ayrim saponinlar, aralazitlar ajratib olingan. Bu aralazitlarning hammasi aralazit A, B, C
Bunların hamması alyanol kislotasının unumu bo'ladi. Demek bularını aglikonun sıfatı da alyanol kislota. Lekin tarkibida bir qancha qandlar bor. Masalan, aralazit A, triazit, aralazit B va C, tetrazit. Yani aralazit A'da molekulasida 3 ta monosaharid qoldig'i bor. A, B bilan C'ni tarkibida bo'lsa 4 ta da monosaharidlar bor. Ular masalan bo'lishi mumkin glukoza, arabinoza, galaktoza yoki kisiloza. Shu bilan birga yana bir molekula glukuron kislotasi bo'ladi. Nimaga ishlatiladi? Aralyani preparatlari jenshinga o'xshagan ta'sirga ega. Lekin albatta undan kuchsizroq ta'sir qiladi. Demak, bu ham umumiy tonus ko'taruvchi. Masalan, bularning hammasi men boya aytdimmi, yo'qmi jenshinda gipotoniyada ham beriladi. Qon bosimi pasayib ketganda shuni ko'tarishi, faqat tonusni gina ko'tarish emas, shu bilan birga qon bosimini ko'tarishga ham ishlatiladi. Shunga ham aralarni preparati masalan nastoykasi ham saparal preparati beriladi. Saparal bu aralazitlarni yig'indisi tabletka holda chiqariladi. Keyingi o'simligimiz bu zamanlik Echinopanax o'simligi. Uni ildiz poyasi ishlatiladi. Umuman aytganda ildiz poya ildizi bilan birga shunday desak ham bo'ladi. Rizomatta kumradisipus Echinopanaxis. 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 İldiz poyası bilan ildizi. O'simlikning nomi Echinopanaxis elatum balan Echinopanaxis. Oilasi Araliaceae. Araliadoshlarga kiradi bu ham. Echinopanaxis bu bota balandligi 1 metrgacha yetadigan juda tikonli bark bandi ham juda tikonli barklari ketma-ket joylashgan mana umumiy ko'rinishi shu tuxum sumani eslatsa ham o'zi bo'lakli chetlarida ham mana tikonli tiklari bo'ladi. Gul to'plami rovak, gul tuzilishi mana shu jenshinni gulini eslatadi. Gul tevaragi 5 bo'lakli, 5 ta gul toji bargi ham 5 ta gul kosa barglardan tashkil topgan. Mayda gullari ko'rimsiz. Mevasi tok, şu tok sarık, sarğaldak kızgış rengli ya ki biraz kongur rengli, ikide denekli hol meyve. O'simlik bu ham asosan uzak şarkta şu tayga sonrasında oşa Aralya, Elektrokok, o'sadigan joylarda, o'rmonlarda uchraydi. Asosan shu nina barkli o'rmonlarda ham taxminan 1800 ming metr balandlikdagi past tog'liklarni
bağırlarda osadır. Osumlik yer astı organı, ildiz payasmanın ildizi kuzda yığıp alınadı. Bunlar ildiz payası yeryüzüge yakın, ham garizontal joylashgan, kovlab olinadi. Albatta ma'lum bir miqdorda olinadi, qolgani qoldiriladi. Ya'ni o'simlik yana o'sishni davom ettirish uchun yoki umuman yo'q bo'lib ketmasligi uchun. Uzunlarini qirqib, keyin yuvib tozalab, quyoshda quritiladi. Shunda qilib, ustki tarafi shu qo'ng'or yoki qo'ng'or kulranglik ham bo'yiga burishgan pokakmindan qoplangan ichki tarafı bo'ladigan bo'lsa sarg'ich oq ranglik ildiz poya ham ildizdan iborat. O'ziga xos hidi bor. Keyin agarda ezilsa juda ham hidi yaxshi seziladi. Açık biraz yakımsız mazası var. Himavi tarkibi. Tarkibide efir mayları var. 7% geçen sapaninler yığındısı var. Hamda kumarin, flavonoid, aralin alkaloidi ve başka birikmeler uçuruydu. Sapaninler yığındısından 6'da ayrım-ayrım sop holdagi sapaninlar ekinopsozitler ajratib olingan. Bu ekinopsozitler o'zini tuzilishi bo'yicha steroid birikmalarga yaqin umuman jenshinni sapaninlarga yaqin. Demak araliyadan farq qiladi. Araliyaniki bo'ladigan bo'lsa u asosan alyanol kislotasining unumlari edi. Bu yerda tetrasiklik triterpin unumlariga kiradi. İşletilişi bundan nastoyka tayyorlanadi. Nastoykasi asosan shu jenshinni o'rnida ishlashga tavsiya etilgan. Ya'ni organizmni ma'lum bir sharoitda umumiy tonusini ko'tarish uchun shu charchaganda, aqliy, jismoniy tarafdan charchaganda ham qon bosimi pasayib ketganda shuni yuqori ko'tarishga ham shularni umumiy tonusini ko'tarishda ishlatiladi. Shunday qilib men bu yerda triterpen sapanin saqlovchi o'simliklarni tamomlaymanda. Endi ikkinchi guruhi bo'lgan steroid sapanin saqlovchi o'simliklarga o'taman. Birinchi bo'lib bunda biz hozir yams o'simligini ko'rib o'tamiz. Yamsni ildiz poyasi bilan ildizda ishlatiladi. Yamız ildiz payası bile ildizse. Osimlikni nomi. Bu yerde endi ikkita osimlik bo'lishi mumkin. Yos Koreya, Nipponika. Nippon. Yamsi yamis yoki ba'zan diaskariyam deyurishadi. Ham diaskariya kaukazika. Kafkaz yamsi. Oilasi diaskariyatsiya. Diaskariya doshlar yoki yamis doshlar. Yoki yamis doshlar desa ham bo'ladi. O'simlik bu ko'p yillik. Ikki uylik. Uzunligi
4 metrgacha boradigan. Nima uchun balandligi demasdan uzunligi deyapman? Chunki bu o'simlikni qo'yib qo'ysa yerda cho'zilib yotib o'sadi. Lekin o'zi chirmashib o'sadigan o'simlik. Barglari ketma-ket joylashgan uzun bandlar. Mana ko'rinib turibdi bo'laklar. Ko'k rangli. Demak, gullari mayda. Şu bar koltuğundan çıkan şingillerde joylaşken 5 bölekli. Meyvesi 3 kanatlı, ham 3 çanaklı kosakça. Bu ikili osumluk birbirine ancakına yakın okşaydı. Lekin osumluk ko'proq bir-biridan shu ekologik geografikka o'xshab ajralgandek. Kavkaz tog'larida Kavkaz yamisi uchraydi, uzoq sharqda Nepal yamisi uchraydi. Bularni ildiz poyasimdan ildizi ishlatiladi, kovlab olinadi kuzda. Bo'laklarga bo'lib quritiladi. Ildiz poyasi juda ham shohlangan, bular yo'g'on ham unaqanga silliq emas bir bo'lak bo'lak ustki tarafi qo'ng'ir sarg'ich rangli, ichi oq rangli. Ildizlari juda uzun mayda bo'ladi. Kimyoviy tarkibi, tarkibida bularni tarkibida saponinlar bor, triterpen saponinlar, kraxmal bor, yog'lar bor va boshqa birikmalar. Asosiy ta'sir qiluvchi bir saponini bu Diasin, diasin gidrolizlanganda diasgininga parçalanadı, ham glukoza ramnoza kantlarga parçalanadı. Nimaga ishlatiladi? Buni saponinlarning yig'indisi qonda xolesterin miqdorini pasaytirish ta'siriga. Shuning uchun ateroskleroz kasalligida davolash oldini olishda ishlatiladi. Bundan polispanin yoki diospanin ham polispanin preparatlari tabletka holda bu saponinlarni yig'indisi chiqariladi hamda diasginin shu gormonal preparatlarni sintez qilishda ishlatiladi. Yana bitta o'simligimiz bor, uni ham hozir tezasilarga men tushuntirib beraman. Bu o'simlikni yer ustki qismi ishlatiladi. Herba tribuli. Temir chiqqan yer ustki qismi. O'simlikning nomi Tribulus terrestris. Temir tikon. Oilasi Zygaphylaxi. Tuyadovon toshlar. Tuya Kavan taşlar. Bir yıllık ot osimlik. Uzun bo'lib o'sadigan. Yer bag'irlab o'sadi. Barglari jupatli, murakkab bo'lib, bandli, ketma-ket joylashgan. Gullari barg qoltig'idan chiqqan sariq rangli, 5 bo'lakli. Meyvasi yulduzga o'xshab joylashgan pishganda parchalanishi mumkin bo'lgan 5 bo'lakka har bitta bo'lagimizda 2ta 3tadan tikoni bor juda ham qattiq tikon holdagi yong'oqcha. Bu o'simlik bizning hududda keng tarqalgan. O'rta Osiyoda, Kavkazda, Rossiyaning janubi qismida o'sadi. Ko'pincha temir yo'l bo'ylarida, yo'l yoqalarida, iflos joylarida, tashlandiq joylarda o'sib yotadi.
Bunu yer üstü kısmı yığıp alınır da, kuyaşta kurtulur da, taze cayda. Osumda bir yıllık bakan için suğur alıp durup hem yığış mümkün, ya ki uğur alış mümkün. Lekin şunusu var ki, cüda hem tikanlı bakan için ihtiyat bunu işler gerek. Kollarını, hammasını yaralaşı mümkün. Şimdi bundan asasen sapanlar alışacak maksulat, lakin şu zavutlaka yuvarladı. Bunu şimdi taşkı kursun tasvirlere oturmaya kalkalım. O semlinin tarkibinde sapanlar var, steroid sapanlar. Asası sapanlar diyasin, bana hazırda ayırtıyorken diyasin, parçalanganda diyasinden hasıl kıladı. Hamda tarkibinde garmin alkaloidi var, bu başka birikmeler var. Şimdi sapanilerin yığındısından tribuspanin, tribuspanin degen preparat alınır, tableti halde çıkarılırdı. Şu ateroskleroz kasalligini davalaş ham aldığını alıştı. Bu ham şu kandagi kolesterin miktarını pasatırış hassasiga ega. Sidi haydash hassasiga ham ega. Şu bilan birga diazgenin bo'lsa garmonal preparatlarni sintez qilishda mahsulot sifatida qo'llaniladi. Mana shu bilan sapanlar saqlovchi dorivor o'simliklarni o'tishni men tamomlayman. Albatta o'simliklar bundan ko'p, preparatlar ham boshqa bor, lekin bizning programmamiz bo'yicha mana shu o'simliklarni o'tishimiz kerak edi.